Bu derslerin tecrübeler sosyalan konuları ve ideal gaz için kendileri klapiron tinglaması ve olat tinglamasını organize hareket alalımız. Bunun için kuyudaki tecrübeden boşlaydık. İdişler Porsche'nin o statü ortadan rol en masalı gazını rol T doyumlu ilan olattı. Ortadan bilsin. En masalı gaz rol T doyumlu ilan olattı. Ortadan bilsin. Gazını rol V hacimde tutuş için, yani V doyumlu ilan tutuş için, konsantre tutuş için, bir de gazga, Porsche'nge gaz tam ondan rol küçük tasar kıladı. Yani ithal çıkarış küçük tasar kıladı. Bunun için bana şu V hacimde tutuş için onu rol F küçükten taşlardan tasar kılıp tutuş gerekiyorlardı. Yani tuttuğum için F küçük gerekiyorlardı. Yani gazın hacmi özgarması gibi için. Bir de eğer Porsche'nin yüzdesini S deyirken bulsak, yani gazını kuşaltırken Porsche'nin yüzdesini S deyirken bulsak, baş S yüzdeni eğer iki martı oluşturduğun bulsa, onda bu vakitte Porsche'nin şu gazını tutturduğun kuşuna ham, üçüncü martı da oluşturduğun doğru gelirdi. Yani gaz tamamından şu Porsche'nin tasarlıklarından kuş ortadı. Lekin kuşunun bana şu yüzeye bölgen nispatı doyumlu saklanarken. Yani F'nin eski bölgen nispatı doyumlu hızgarma saklanarken. Bana şu F'nin eski bölgen nispatı hızgarma saklanarken tattalini P ile belgilerimiz. Yani P barobar F tarsın eski tingüleri. Yani Porsche'nin harekette kettim içi, ithal çıkarışı küçünün yüzeye bölgen nispatı hızgarı saklanarken bu kattalikke yani fizikeli kattalik bosun diye hatırladım. Bosun. Yani bu tamamına, ikinci tamamına yok ediyemizse bosun bu. Porsche'nin güzel bir dikkat tasar kılıcı kuş. Yani bu kattalik bana birinci formadan görünmedi ki bosun'un birliği Newton tasın metre kvadrat si sistemada Newton tasın metre kvadrat diyen birlikle ölçenlerdi. Misal sıfatı da mesela bir 1 Newton tasın metre kvadrat Newton tasın metre kvadrat yok bir atmosferamız bana atmosfere degen bir degen bu bir atmosferamız atmosfera yani bu 10 derecesi 5 10 derecesi 5 Newton tasın metre kvadrat getir metre kvadrat getir bu normal olsun diyelim yani yüze birlikte bana şimdi 1 metre kvadrat yüzeye bir atmosfera olsun. Oyun derecesi 5 milyon kuşunu o sıkılır. Yani bana şimdi bana şu rol en doyumlu masalı gazını yani en doyumlu masalı gazını rol T konstant özgürmez şaroyutta yani haroratı özgürmez bölünen şaroyutta uçta asosik katalimleri yani P bosun mu V onun hacmi ve T haroratı ortasındaki bolluk münasebetini kilitip çıkartışa hareket kılalımız. Birinci T özgürmez bölgen şaroyutta yani absolut temperatür özgürmez bölgen şaroyutta B köpaytırken B kattalik B köpaytırken B kattalik özgürmez kolişi tecrübede anıklanır. Bunu anıklayan olumlardan biri Boyle 1612 yılda bu anıklayan evet, boyun. İkincisi Mariot. Mariot. Şimdi için bu konumda boyun Mariot konumu. Yok ki izotermik cereyan değil bizlerde. Haroratı özgürmez bir yaşada ayıttı. Gaz bosumunun hacimini kıpırtması özgürsüz saklanarken. Bunu yaptık 1. Mart'ta boyun tamamen aklanırken ki 1674 yılda Mariot tamamen kuduşu münasebet anıklanırken. İkincisi, bosum özgürmez bir aşağı ayıttı. Bosum özgürmez bir aşağı ayıttı. Uşağı ayıttı, gaz hacminin özgürlüğü çizikleri avuşturabilirken, havalatta boğuluk oldu. Altı kırp ayıttırken T. Bir de M ham özgürmez. Yani gazın masası ham özgürmez bir aşağı ayıttı. Gazın hacmi, onun haroratga qarab chiziqli ravishda o'zgarib boradi. Ya'ni chiziqli ravishda o'rtib boradi harorat o'rtishi bilan. Buni 1 martda
gay yüksek tamamen anıtlanken, çünkü gay yüksek konumdaydı. Gay yüksek. Yüksek konumdan değildi. Üçüncü konumuz. Bir özgürlmez bölgen şaraitte, bir konstantı bölgen şaraitte. Çünkü özgürlmez masanın gazının, bosumunun özgürlüğü. Yani P beraber, P not, 1 plus, alfa t. Aralarına kadar çizimler işte özgürlükte. Yani bir yerden bu düşünce, M masa özgürlmez. Konstantı. Bunlar şarlı konum değil. Yani çünkü de şarlı tamamından anlamlandı bu için. Şarlı konum. Demek, bana bir kordaydı. İki tane formladı. Yani iki tane konumda hacimliğin hararetke kadar çizildi. Özgârışı ve bosumliğin hararetke kadar çizildi. Özgârışı anlamlandı. Yani bir yerde alfa kayıpsi, yani alfa doymili, bu bir taksım 273 butun 115 katıyım. Bunda termik kayıpsiyen değil. Termik kayıpsiyen. Ve bu iki formla için bu hacim özgârışının termik kayıpsiyenini ifadelendi. İkinci formla da bu bosum özgârışının termik kayıpsiyeni sorulandı. Bu yerden yani bir de harorat şkalasından kırdış mümkün. Bu harorat şkalası mutlak harorat şkalası değildir. Bu T barobar T plus bir tasma aldık olarak değil mi? Yoku uyan barobar 273 bütün 125 273'den 25 geçeyim. Bu şkala Kelvin şkalası dedi bizlere. Kelvin şkalası. Valla birliğini belgeleştirdik. Gradis Kelvin bilmedi. Bu grad, bu şkala mutlak termodinamik şkala hem de yurtuladı. Aralıklı ölçüşlü mutlak termodinamik şkalası. Dinamik şkala. Bu şkalanın 0 gradis Kelvin'i 0 gradis Kelvin bu minus 273 bütün 125 gradis Celsius'e doğru gelen. Yani bu şkalada manfi hararet yok. Minus 273 gradis Celsius hararet 0 gradis Kelvin'de kabul edilir. Yani şu anda olsan bana bu tinglemelerini o kolda bir şey işte tinglemek görmüşsün o zaman özgürtüş mümkün. Bu vakitte yani sadra okuyormuşsun getiriş mümkün. Bu vakitte bana V baro var. Dönüş tinglememizde V baro var. V0 köpaytırken alfa t görünüşler. İkincisi ise p var over p0 köpaytırken alfa t görünüşte yol düşündü. Yok ki birden alfa t birden alfanın özü alfa var over t0 var over bir tanesin alfa gidiyor. Bir tanesin hani şimdi soku uğradıken misal bir yerden demagogun neketi koyadığım ise bana bir de görünüş şekilleri. Birinci tengamızın görünüşü V tahsın V tahsın V0 barobar T tahsın T0 görünüşke yani G yüksek konunu bana bir görünüş şekilleri son taraf görünüşke yani ikinci tengamızda V tahsın V0 barobar T tahsın T0 görünüş şekilleri dışarıda konunu. Yani o zaman son taraf böyle şekillerdi. Bu tinglamalarımızda P0, V0 ve T0'lar bu 0 gradis Celsius hararattaki uşa gazinin hacmi, egalaydigan hacmi, hararatı ve bosumunu taşkın kılar. Yani 0 gradis Celsius hararattakisi. Demek bana bu tinglamalarla, ikinci, üçüncü tinglamalarla okurduğu o zaman törtüncü tinglamalarımız, törtüncü ve beşinci tinglamalarımız uşa zilini var. İzo. Barit cerrayonunu ve izokorik cerrayonunu karakterlerdi. Şimdi şurada bir tengleme topuşumuz getiriyor ki ileride ki şu uçara parametrini yana yok ilk olarak uçara tenglemanı uçara tenglemanı ondan geri çıksın. Yani bu degen işe gazını
ideal gazni xarakterlaydigan umumiyroq ideal gazni holat tenglamasini keltirib chiqarishga to'g'ri keladi. Tajribadan buni birinchi marta harakat qilgan olimlardan biri Klaperon hisoblanadi. Va bu kishi quyidagi munosabat topishga harakat qildi. Mana P ko'paytirilgan V taqsim T munosabatini yozadigan bo'lsak, bu barobar va konstanta bo'lsa, o'zgarmas hisoblanadi. Bu munosabatdan, ya'ni 6-chi munosabatdan yuqoridagi uchala munosabat ham kelib chiqadi. Agar T barobar konstanta bo'lsa, ya'ni mutlaq harorat o'zgarmas deb qaraydigan bo'lsa, bu vaqtda birinchi gaz ham, ya'ni izotermik jarayon, Goimaryov qonuni kelib chiqadi. Ya'ni PV barobar konstantaga teng bo'ladi. Agar P barobar konstanta bo'lsa, ya'ni P barobar o'zgarmas deb qaraydigan bo'lsa, bo'lsin. O'zgarmas deb qarasa, u vaqtda V ko'paytirilgan T barobar konstanta mana formula kelib chiqadi. 4-chi munosabat kelib chiqadi. Yoki bu munosabat kelib chiqadi. Xuddi shunday o'zi kelib chiqadi. Ya'ni undan 2-chi munosabat bo'ladi. Agar V barobar konstanta deb qaraydigan bo'lsak, mana bu tenglamada V konstanta bo'lsa, V tasim T munosabat konstantaga teng bo'ladi. Ya'ni mana bu 5-chi munosabat kelib chiqadi. Chunki V tasim mana bu munosabatdan T ga bo'lsa agar yoki P nolga ko'paytirsak, P taqsim T barobar P0 taqsim T0 bo'ladi. Yo'q o'zgarmas degani, ikkita kattalik mana gazsa P0 ga 8 ga teng bo'ladi. 3-chi munosabat kelib chiqadi. Shunchani 6-chi munosabat shu uchala qonunni ham umumlashtiradigan munosabat hisoblanadi. Va mana shu munosabatni keltirib, konstantani, ya'ni o'zgarmas kattalikni nimaga tengligini aniqlash uchun birinchi ixtiyoriy masalani yozish uchun, M ixtiyoriy masalani qo'yganlar uchun bu formulani Klaperon tomonidan topishga harakat qilindi. Klaperon tomonidan. Unga ko'ra u kishi tajribada shu narsani aniqladiki, agar gazni massasini biror miqdorga orttiradigan bo'lsak, idishga solingan gazning massasi biror miqdorga orttiradigan bo'lsak, u vaqtda mana bu konstanta shu massaga proporsional ravishda o'zgaradi. Ya'ni P ko'paytirilgan V taqsim T barobar bor D kattalik ko'paytirilgan M ga tengligini aniqlamoqchi. Bu yerda M gazning massasi. Bunga Klaperon tenglamasi deyiladi. Klaperon tenglamasi. Va keyinchalik bu kuzatildiki, bu formuladagi D o'zgarmas turli gazlar uchun turli xil qiymatga ega bo'ladi. Bu o'zgina shu jarayonni umumlashtirib shu nuqtani keltirib chiqaradi va bu munosabatni, ya'ni umumlashgan munosabatni keltirib chiqarish uchun Mendeleyev tomonidan quyidagicha o'zgartirish kiritildi. Ya'ni mana bu ixtiyoriy massali gaz uchun emas. Bizga ma'lumki, ixtiyoriy massali gazlarda har xil gazlarda molekulalarning massalari har xil bo'lishi har xil bo'lishi hisobiga molekulyar soni ham har xil bo'ladi. Shuning uchun hisobdan har xil bosimdan ta'sir ko'rsatishi mumkin. Endi agar moddalarning 1 kilomolini oladigan bo'lsak, 1 kilomoldagi zarrachalar soni teng bo'lganligi uchun mana bu yerda ixtiyoriy massali emas, uning 1 mol 1 kilomolini olamiz. Mana bu vaqtda agar 1 kilomol deb oladigan bo'lsak, mana bu yerdagi P ko'paytirilgan V taqsim T kattalik mu ko'paytirilgan erga proporsional edi. Mu bu yerda mu. Bu majar masa. Majar masa. Mana shunga tengligi aniqlandi. Agar u vaqtda hozir Klaperon tenglamasini hisob bo'ladigan bo'lsa, ixtiyoriy massali gaz uchun demak PV taqsim T barobar bo'ladi M taqsim M, ya'ni mu M taqsim mu erga teng bo'ladi. Bu oxirgi munosabatga, ya'ni 7-chi munosabatga ixtiyoriy massali gazni holat tenglamasi deyiladi yoki bunga Mendeleyev Klaperon tenglamasi deb Mendeleyev Klaperon tenglamasi deb yuritiladi. Klaperon tenglamasi. Bu tenglamani haqiqatdan yuqoridagi 3-ta eksperimentni tajribaviy gaz qonunlarini umumlashtirishni ko'rish mumkin. Va mana bu yerdagi M massa agar doimiy bo'lsa, mu gaz uchun doimiy, R
gaz universal doimiy ise, doimiy bo'ladigan bo'lsa, masalan, T barobar konstanta bo'lgan sharoitda, tezlashmas bo'lgan sharoitda, mana formuladan agar P V topadigan bo'lsa, N tashsin mu R T ga teng bo'ladi. Bu ham barobar, demak, hamma kattalik o'zgarmasa, buni konstanta deb belgilash mumkin bo'ladi. Bu haqiqatan birinchi qonun kelib chiqyapti. Agar ikkinchisida P barobar konstanta deydigan bo'lsa, konstanta deydigan bo'lsa, xuddi shunday V tashsin birinchi to'rtinchi formuladan V tashsin T barobar konstanta ekanligini keltirib chiqarish mumkin. Shaqqatda mana V tashsin T P konstanta bo'lsa, P ga yana ikki tomon tenglamini ikki tomonini bo'lsalar, P tashsin T barobar bo'ladi N tashsin mu N tashsin mu R tashsin P bo'ladi. Mana bu yerda M massa o'zgarmas, V mu gaz uchun o'zgarmas, R gaz universal doimiy ise o'zgarmas, va P o'zgarmas bo'lsa, bu ham barobar konstanta bo'ladi. V tashsin T. V tashsin T bo'ladi. P ga ikkala tomondan bo'ldi. Demak, bundan ikkinchi, to'rtinchi munosabat kelib chiqdi. Xuddi shunday uchinchi qonundan keltirib chiqarish mumkin, ya'ni P tashsin T barobar nima V o'zgarmas bo'lgan vaqtda H o'zgarmas deb bo'ladigan bo'lsa, demak P tashsin T barobar konstanta ekanligini keltirib chiqarish mumkin. Shuning uchun bu formula 4-chi munosabatga ideal gazning g'olab tenglamasi deyiladi. Bu tenglamadagi R kattalikka gaz universal doimiysi deyiladi. Bunda R kattalikning qiymati 8200dan 41 misollar chiqarish mumkin. Nima uchun 31 joul tashsin mol grad skelinga bo'ladi. Demak, bu gaz universal gazlar universal doimiysi. Universal doimiysi. Salvo doimiysi. Va 7-chi munosabat haqiqatan mana bu qolgan gaz qonunlari shundan kelib chiqqanligi uchun 7-chi munosabatga ideal gazning holat tenglamasi deyiladi yoki Mendeleyev trapiyon tenglamasi deb yuriziladi. Va shu 7-chi munosabatni aniqlanadigan yoki 7-chi Mendeleyev trapiyon tenglamasiga bo'ysunadigan gazga ideal gaz deyish mumkin. Bu qonunlar faqatgina gazlar uncha gazning harorati uncha past bo'lmagan sharoitlar uchun. Ya'ni T 0 dan katta bo'lgan holat uchun. Agar gaz juda zich joylashadigan bo'lsa, zichligi katta bo'lsa yoki harorat 0 ga qarab yaqinlashsa, 0 ga qarab yaqinlashsa, u vaqtda bu qonunlar u gazning holatini xarakterlay olmaydi. Shuning uchun bu ideal gaz uchun holat tenglamada, keyinchalik bizlar yana o'sha ideal gazga gazlarga tarqim berib o'tamiz. Boshqa munosabatlar bor. U vaqtda endi real gaz qonunlari yana Van der Waals tenglamalari orqali gazni xarakterlash mumkin. Bu munosabatlarning amaliy ahamiyati shundan iboratki, biz uchta asosiy kattalik, ya'ni P gaz xarakteristik gaz bosim qiladigan bosim, hajm gaz egallaydigan hajm, gazning harorati o'rtasidagi bog'liqlikni xarakterlaydi. Ya'ni bu kattaliklardan tajribaviy qonunlarda ko'rdik, agar birontasi o'zgarish saqlansa, qolgan ikkitasini bir-biriga bog'liq ravishda o'zgarish qanday bo'lganligini aniqlash mumkin va uchala kattalik ham bir-biriga bog'liq ravishda qanday o'zgarishini gazni holatini aniqlashimiz mumkin. Bu kattaliklarga asosiy termodinamik parametrlar deyiladi. Yoki gazni xarakterlaydigan makroskopik parametrlar deyiladi. Keyinchalik bizlar mavzularimizda ko'rib chiqamizki, bosim qanday bosim bo'ladi. V hajm bu yerda qatnashayotgan V hajm aslida bu molekulalarni erkin harakat qiladigan hajmi va temperatura harorat qanday yuzaga keladi? Bu molekulalarning tartibsiz harakat intensivligidan yuzaga keladigan parametr ekanligini aniqlaymiz. Bu deganimiz molekulalarning mikroskopik parametrlari mana shu makroskopik parametrlarni hosil qilishini, qanday hosil qilishini ko'rishimiz mumkin. Mana shunday qilib biz mavzumiz davomida birinchidan mana shu ideal gazni tajribaviy qonun, tajribaga asoslangan qonunlarni, Boyle-Mariotte qonuni, Gay-Lussac qonuni, Charles qonunlarini ko'rib chiqishga harakat qildik. Ya'ni bu qonunlarda harorat o'zgarmas bo'lgan sharoitda, bosim o'zgarmas bo'lgan sharoitda yoki hajm o'zgarmas bo'lgan sharoitda parametrlar bir-biriga qanday bog'liq ravishda o'zgarishini ko'rib chiqdik. Xuddi shuningdek uchala parametrning ham bir-biriga bog'liqligini xarakterlaydigan
ideal gazning holat tenglamasini keltirib chiqarishga harakat qildik. Bularni grafik ravishda tasvirlash mumkin. Grafiklar qanday ko'rinishda bo'ladi? Masalan, PV diagrammada mana bo'ymali qonunni tasvirlashga harakat qilamiz. Mana abssiya o'qiga qo'yamiz hajmni, ordinata o'qiga qo'yamiz bosimni. U vaqtda PV barobar konstanta. Konstanta. Tenglamasiga asosan tek barobar konstanta bo'lganda konstanta bo'lganda. Mana ikkita katlan bir-biriga bog'liq istagan bo'lsak, mana shunday egri chizig'ni keltirib chiqaradi. Mana bu tek bir harorat. Yoki xuddi shunday bir tek ikki haroratda mana bunday asosan perbolaga o'xshagan grafikni keltirib chiqaradi. Masalan, tek ikki haroratda yoki masalan, mana tek bir haroratda va hokazo. Mana bularga izotermalar deyiladi. Har bitta chizig'ga izoterma deyiladi. Mana bularni ko'plamiga esa izotermalar oilasi deyiladi. Yoki mana sizlar geyliklar tomonini xarakterlamoqchi bo'lsak, grafikda u vaqtda abssiya o'qiga qo'yamiz haroratni, agar mutlaq haroratni yoki selsiy haroratni qo'yishimiz mumkin. Nimaga? Hajmni qo'yamiz. Izotermik jarayonda, izobarik jarayonda hajmni qo'yamiz. U vaqtda mana izobaralarni ko'rish quyidagi ko'rinishda bo'ladi. Masalan, bu P1 bo'lsin-da, mana P2 bo'lsin uchun, mana masalan, P3 bo'lsin uchun. Mana shuni chizig'larni keltirib chiqaradi. Chizig'i bo'lib qolmas. Mana bu nuqta, mana abssiya o'qiga birlashadigan nuqta bu minus 273.155 gradus selsiyga tegishli. Ya'ni mana chiziqlarga e'tibor berib qarayotgan bo'lsangizlar, chiziqlar ana shu mutlaq 0 gradus kelvinga yaqinlashib bilan yoki minus 273 gradus kelvinga yaqinlashib bilan mana bu chiziqlar shtrix xarakter kasb qilyapti. Bu degani bu nuqtalarda gazning hajmi aniqlanmadi. Shuning uchun bundan buyoqda bog'liqlik chiziqli mutlaq 0 gradusga yaqinlashib bilan gaz demak ideal gaz holatidan chetlashib real gaz holatiga o'tadi. U yerni xarakterlaydigan past haroratlarda real gaz qonuni real gaz uchun holat tenglamasi ya'ni bunday ba'zi tenglamalardan xarakterlash mumkin bo'ladi. Xuddi shunga o'xshagan mana shartli qonundan foydalanishgan isoxoralar ko'rinishini aniqlash mumkin. Buning uchun yana abssiya o'qiga haroratni joylashtiramiz. Mana nimaga ordinata o'qiga bosimni joylashtiramiz. U vaqtda yana xuddi hozirgiga o'xshagan mana isoxoralar kelib chiqadi. Ko'rinishini ko'rishda bo'ladi. Bu masalan bir xil hajmda, birda bu bitta hajmda bu masalan B3 hajm uchun mana shunday chiziqlar o'ylasan bo'ladi. Bunga isoxora deyiladi. Har bitta chiziqqa isoxora deyiladi. Ayrim chiziqlar to'plamiga esa isoxoralar o'ylasa. Bular yana mana abssiya o'qining biror nuqtasidan boshlanadi. Shu nuqta minus 273.155 gradus selsiyga tegishli. Ya'ni shu nuqta harorat yaqinda yana gazni o'zini tutib turasini o'zgartiradi. Ya'ni ideal gaz real gazga aylanadi. Bu yerda bu tenglamalar orqali bu yerdagi gazning holatini xarakterlab bo'lmaydi. Mana shunday qilib bizlar mavzumiz davomida o'sha ideal gazni real gaz bilan hatto chegarasidan ko'rib chiqishga harakat qildik. E'tiborlaringiz uchun rahmat.